Antalya'dan manzaralar serisine başlıyoruz. Bu gürültüde, yani araba gürültüsünde ne kadar sesini biliyor bilmiyorum ama çok trafik var gördüğünüz gibi. Burası her zaman böyle. Burası arabalar genelde trafik çekiyor. Çünkü burası İstanbul İzmit'ten gelen arabaların Sakarya'ya girdiği ya da Sakarya merkezden İstanbul İzmit'e doğru çıkılan yol, aynı zamanda devlet hastanesi var ileride, devlet hastanesine doğru gidilen yol. Şimdi devlet hastanesini göreceğiz. Sakarya devlet hastanesi. Yanında da Sakarya kadın ve doğum hastanesi. Evet, orası da yeni açıldı. Evet, devlet hastanesi tabii ki eğitim araştırma hastanesi olarak faaliyet veriyor. Sakarya'nın eğitim araştırma hastanesi. Yakın bir tarihte eğitim araştırma hastanesi edilmiştirildi. Daha önce devlet hastanesiydi. Şu an Sakarya'nın gerçekten en büyük hastanesi. Yanında da kadın doğum hastanesi. Hemen devam edersek hastaneden itibaren arkasında Maltepe. Evet, Sakarya'nın tepesi. Maltepe kulesi var orada. Maltepe kulesinden iyi Sakarya'yı seyretmişti. Çok güzel farklı bir tepe. Hemen oradan gidersek şöyle Fıtır Tepe'ye doğru. Bakın, devlet hastanesinin sağ tarafında aslına göre Fıtır Tepe'ye doğru. Zaten orada bir cami var. Hemen tepede. Minaresi zaten en yüksek durumda şu anda. Yerlerden daha yüksek durumda. Orada bir cami var. O cami boyunca giderdiniz. Oralar şimdi Atapazır ilçesi hemen hemen oralarda bitecek erenler var. Yakında bir yerde. Evet, cami erenlere gidiyoruz. Evet, az sonra. Caminin sağ tarafı artık Atapazır ilçesi. Camiden biraz yakın, camiden sonra da sol taraftan itibaren Erenler ilçesini, gördüğü Erenler ilçesini, Erenler mezarlığı. Bu arada hastane yakın olduğu için Arastın hastanesi ambulanslar sürekli burada. Bu sesleri duyuyoruz, ambulans seslerini. Evet, ambulans duyuyoruz. Burada Güllük Mahallesi, burada bayağı bir arsa var. Buralar da Sakarya'nın merkezi aslında ama bir şekilde bu arsalar boş kalmış. Buralar dolduğu zaman ne olacak? Daha bir güzellik katacak. Evet. Güllük Mahallesi küçük bir mahalle olarak gözüküyor ama şu arsalar yarısı oluşturduğu için bu arsalar el dolduğu zaman orası kalabalık bir mahalle olacak nispeten. Hemen evet, zaten şu binanın arkasında da gözükmeyen yerde Dilmen Mahallesi'nde boş arsalar var. İleride Sakaryaspor'un yeni sahası. Buradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Biz görüyoruz şu anda. Sakaryaspor'un yeni futbol sahası. 28 bin kişilik saha. 35 bin kişiye kadar kapasitesi çıkıyor. Yani Samsunspor maçını, benim de izlediğim o maçı 35 bin kişi izlemişti. İkincilik seviyesinde, ses seviyesinde desibel rekoru kurulmuş olmakta. Evet. Peki bu araçlar nereden gidiyor? Hemen Yeni Cami tarafından, çarşı merkez zaten orası. Yeni Cami tarafından geliyorlar. Sağdan gidenler de Sakarya merkeze doğru, daha merkeze doğru giriş yapabiliyorlar. Yeni Cami zaten Atatürk Bulvarı. Oradan çarşı merkezi devam ediyor. Sakarya genel olarak yuvarlak bir şehir. Bir yerden bir yere hemen ulaşmak çok kolay. Zaten insan da şaşırıyor gezerken, nasıl buraya ulaştın birden diye. Bir anda ummadığın noktalara ulaşabiliyorsunuz. Evet, şu anda biz Adnan Menderes Caddesi diye geçiyor. İzmit yolu, meşhur İzmit yolu. Karşıda Sakarya'nın en büyük gıda tedarikçilerinden, gıda tedarikçisi yerler, Esen Marketlerden bir tane var. Şu anda sanıyorum 20'ye yakın şubesi oldu Esen Market'in. 2008'de ilk açıldığında bayağı indirimlerle geldi sen. Hatta o indirimleri ben de takip ettim. Hoşunuza da gitmişti o fiyatları görmek. Esen Market o küçük yerden büyüdü. Bugün geniş şubelere ulaştı. 21 şubeymiş tam olarak. 21 şubesine ulaştı.
Bu da manav bölümü güzel bir esen market. Manav bölümü güzel bir esen market. Altınova'daki esen market zaten çok büyük bir alana, gönüllerce alana koyuyor. Bir market olarak biliyoruz. Evet, şu anda burada genelde bulunduğumuz yerde aşağıda tostçular, aparatif ürünler satanlar var bu yolun üzerinde. Eski terminal vardı burada. Eski terminal hemen şu caminin aşağısına doğru inersiniz, size yakın noktada şu Esen Market'ten hemen şöyle 300 metre aşağıya indiğiniz zaman şehirler arası terminal oradaydı. Evet, o petrol ofisi tabancası var, kırmızı. Onun hemen arkasında orada zaten siyah bir çatı görülüyor. Sosyal gelişim merkezi oradaydı eski ortada. Tarih tam bilemiyoruz ama 2012 gibi yeni yerine biraz şehir dışına doğru gitti ama çok büyük bir otogar, terminal kazandı Sakarya. Bu terminal buradan gittikten sonra burası birazcık daha tabii ne oldu? Eski işlerini kaybetse de aslında yine de gelişim gösterdi. Yeni yeni dükkanlar gördük. Örneğin Esen Market, İsmail, yanındaki köfteci İsmail, Ramazan Sergeli, köfteci İsmail taşındı oradan. Pandemide başka bir köfteci gelecek. Köfteci Mert gelecek büyük ihtimalle. Genelde köfteciler isimleri de hatırlanıyor. Köfteci İsmail, köfteci Hasan, köfteci Mert, köfteci Mustafa. Yani pek çok köfteci. Her şehirde de değişik köfteciler mutlaka vardır. Burada da köfteciler tanınıyor. Köfteci zaten genel şehirler arası biliniyor. Bu şekilde Ramada Otel buralarda gelişmiş oldu. Ama şu arsaların değerlenmesini, gelişmesini bekleriz. Bekleriz. Bulunduğumuz yerde manzara çok güzel. Onun için biz bu videoyu da başlattık. Bu manzara bizi etkiledi. Gördüğünüz buranın şehirde bulunuyor. Sakarya'dan manzaralar. Evet. Belki bu gece de yapabiliriz dedik ama karanlıkta yapmayalım. Yine böyle yüksek bir yerde bir manzara daha gösterebiliriz. Onu da başka bir gün gösterelim. Zaman zaman caddelerde oluruz. Zaman zaman yollarda oluruz. Zaman zaman Sakarya'nın önemli noktalarında oluruz. Zaten Justinian Köprüsü'nü tanıtmıştık. Videolarımız okuduk ki Sakarya'nın uzun yıllar önce, Osmanlı'dan daha önce, belki Bizans döneminden kalma Justinianus evet, şimdi de İzmit Caddesi'ni anlatırsak, biraz önce biraz bahsettik ama tekrar anlatırsak, İzmit Caddesi artık İzmit yolu. İzmit buraya 35 kilometre. Sakarya şu anda karşıdan gelen araçlar sağdan giriyor. Muhtemelen İzmit'ten, İstanbul'dan gelen araçlar da vardır burada. Ya da artık o taraftan, Sakarya'nın o bölgesinden çarşıya doğru gelenler ya da bu taraftan da evlerine doğru dönenler mutlaka vardır. Sakarya'da dolmuş, bak şu anda 3 tane arka arkaya dolmuş gidiyor. Sakarya'da dolmuş taşımacılığı çok iyi bir noktada. Yani bir yere gideceğiniz zaman, dolmuşlara gideceğiniz zaman en fazla 2-3 dakika beklersiniz. Arkasından bir kırmızı dolmuşlar diyor. En fazla 2-3 dakika beklersiniz. 2-3 dakika içinde mutlaka dolmuşları karşıdan bakın. Tehlike dolmuş, arkasından bir tane daha. Evet, burada durdukça dolmuşları sayabiliriz. Bakın aşağıdan bir tane geçti. Hemen bir dolmuş daha geçti. Evet, karşıda ileride geliyor. Ben görüyorum bir tane daha. Evet. Dolmuşlar, bakın bir tane daha geliyor. Hemen şurada bir dolmuşlar geliyor. Nereye gidiyor bu? Maltepe'ye gidiyor. Evet, donatım. Evet, mavi dolmuş. Mavi renkteki dolmuş. Karşıdan da bir mavi daha geliyor. Muhtemelen o da Maltepe'den geliyor. Evet, genelde kırmızı tahtiler, kırmızı dolmuşlar. Kırmızı yeni cami çarşı. Maltepe'den geliyor zaten o da. Donatım çarşı hattı. Evet. Bakın bir tane kırmızı gidiyor Beşiktaş'a. Mavi geçti. Evet, mavi gidiyor. İki tane mavi gidiyor. Beşiktaş'ın az yani bu yolda bir saat içinde yüzlerce dolmuş geliyor gidiyor.
Bakın kırmızı dolmuş bir tane daha. Evet. Evet, kırmızı dolmuş. Evet, taksiler, sarı taksiler çalışıyor. İlçe otobüsü geliyor. Şu anda ilçe otobüsleri de geliyor. Arifiye'ye gidiyor. Zaman zaman Arifiye'ye gidecek ilçe otobüsü geçiyor şu anda. Evet, Arifiye buraya. 7-8 kilometre. Evet, bir mavi yürüdük daha. Güzelmiş bu. Mavi yürüdük daha geçti. Taksi, sarı taksi. Taksiler de geçiyor. Ulaşıldı, kaparıyordu. Kaparıyordu, ulaşıl sorun yok. Sakarya'da ulaşıyor, sorun yok. Evet, gördüğünüz gibi. Yani oturuyoruz buraya zaman zaman. Burada ne yapıyoruz? Arabaları sağlıyoruz. Evet, bir kırmızı daha geliyor. Bir kırmızı daha geliyor. Evet, iki tane var. Evet, bayağı. Dolmuşları bırakalım isterseniz. Sizi ekrandan zarar edelim. Evet, dolmuşları bir tarafa bakacak. Evet. Yani burası işte... Ali Bilmen Mahallesi var bence. Sakarya'nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Orada yaşayan Ali Bilmen ismiyle anılıyor. Demek ki ilk bakış Ali Bilmen. Ali Bilmen ilkokulu var zaten orada. Yeni de yapıldı. Eski ilkokulu tekrar yapıldı. Büyük bir bina yapıldı. Burada başka okul var mı? Buralarda genelde yukarıda Orhan Gazi İlkokulu var. Genelde burada okul günü Ali Dilmen çekiyor. Evet, bu yol üstünde hemen diş hekimliği fakültesi var. Üniversite, meslek yüksek okulu, Mardin'de meslek yüksek okulu gitti. Oradan başka yere götürdüler. Oraya diş hekimliği fakültesi getirdiler. 4 yıldır. Yani pandemi yüzünden üniversiteler kapalı ama üniversiteler açıldığında oradaki üniversite öğrenciler de buralardan ne yapıyorlar? El kiralıyorlar. Ayak kiralıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Bu da Sakarya'nın ekonomisine katkı sağlıyor. Evet. Kapalı spor salonu var ileride. Şimdi yazlıkta da yapıldı. Hatta TV8'de Acun'un veteranlar, yaşlılar turnuvası yayınlanmıştı. Acun'un işte ne bileyim Murat Boz gibi onlar da ne yapmıştı? Orada futbol maçı oynamış, biz de o maçı izlemiştik. O zamanlar Turnuva'yı Fenerbahçe kazanmıştı. Galatasaray maçı olaylı geçmişti. Sakaryaspor baskette birinci ligdeydi 2-3 sene önce ama tekrar düştüler. Pek de şehir ilgi göstermedi nedense. Futbola olan ilgiyi basketbolda göremedik. Evet, onu basketbolda göremedik. Futbola olan ilgiyi, evet. Evet, camiler, minareler gözüküyor. İnşallah minarelerde ezanlar ne olmasın, eksik olmasın diyoruz. Camiler gözüküyor. Akşam vakti çift minareler gözüküyor ileride. Evet, ekranı büyütebiliriz belki. Yani şöyle büyütmekte de fayda var. Şu an ekranı büyüttük. Kadroca neyi aldık? Sakarya Kadın Doğum Hastanesi'ni ve Sakarya Araştırma Hastanesi'ni aldık. Çift minare gördüğünüz gibi. Şurada Hakimtepe'de bir minare daha. Evet, ileride bir minare daha. Şimdi Sakarya Spor'un futbol sahasını ekranı büyüterek getirmek isterim. Evet, Sakarya Spor'un futbol sahasını. Evet, beyaz çatısı görünen yer Sakaryaspor'un yeni futbol sahası. Ekranı büyüttük. Karşıda ne demiştik? Sakarya'nın en büyük gıda tedarikçisi Esra Market. Bakın ne kadar büyük kartajın dönüştü akşam vakti. Evet, alışverişe giren insanlar meyveleri görüyoruz. Evet. İstikbal mobilya tekrar hastaneye doğru dönedi. Evet, hastanenin tabelası eski terminal demiştik. Şu petrol ofisinin olduğu yer, arkadaki siyah çatı, hemen şu siyah çatı petrol ofisi eski şehir terminaliydi. Evet.
Sizler bu manzarayı artık seyretmeye devam edin. Yolu seyretmeye devam edin. Araçları seyretmeye devam edin. Biz de biraz yorulduk. Evet. Normal şehrin doğal gürültüsü de bırakılır. Araba sesleri içinde manzarayı seyretmeye devam edin. Evet, bu videomuzda böylece doğal görüntülerle bitirelim. Evet. Evet, şöyle. Şöyle kadrajımızda minareleri alarak, hastaneleri alarak sonlandıralım. Evet, hoşça kalın, iyi akşamlar.